minik minik. Hangi anda aşık oldun? Ay yani çok trajik ya. Şöyle ki biz böyle bir kutsal perşembeleri yaptık. 10, 11, 12, 13 perşembeler oluyor. Sonra biz arada bir görüşmemeye karar aldık. Birkaç hafta. Evet. Allah'ım evde. Ya düşünüyorum görüşmeyelim diye böyle bir uzak kalayım diye fikri ben sundum. Sonra dayanamadım. O orada bir üzülüyor. Ben burada bir üzülüyorum. Sonra gel ortada buluşalım dedik. Sonra bir kavuştuk. Ne zaman gerçekten böyle içimde bir alev oldu. O da şu an. O gün işi zor, yani iş çıkış saatimi zor bekledim. Akşam olsa da gitsem şöyle, iş yerinde şöyle hayal kuruyorum orada. Giderim şöyle koşar sarılırım. Şöyle bakarım. Şöyle işte... Başka bir şey kalmadı zaten. Kalmadı, yani devam edemedim orada, kalsın orada. Neyse o ilk gittiğimde, gördüğüm anda, sarıldığım anda gerçekten tamam dedim yani. Nefis, peki. Nişanlısınız, demek ki bir evlenme teklifi aldın. Aldım zor bela. Efendim? Zor bela aldım. Zor bela. Nasıl bir evlenme teklifi? Yani şöyle, önce ben ettim evlenme teklifini, sonra zor bela o bana etti. Ve hatta Kerem'i istemeye mi gittiniz? İstemeye gidecektik, giderdik. Ama dedim ki nezaketen siz gelin artık yani. Annem kalp krizi geçirirdi, o kadar değil de. Anne geliyorlar diye haber verdiğimde... Nerede evlenme teklifi? Evlenme teklifi çok kötü ya. Yani şey aslında hani şöyle çok kötü değil. Şimdi trajik gelebilir ama benim için güzel bir anı, güzel bir anı. Uyurken sabaha karşı yatakta. Skandal ama. Çok kötü. Değil işte ya, tamam. Hayır, uyurken olduğuna göre nasıl duydun? Biraz başından anlatayım mı bir parça? Lütfen. Şöyle anlatıyorum. Ben bir gün iş yerinde oturuyorum. Böyle bir şeye sinirlenmişim. Böyle sabrımın son noktalarındayım. Gelenler, gidenler, problemler, artık ne yapacağım bilmiyorum. Ona da köpürmek istemiyorum. Köpürmeyeyim dedim de şöyle bir şey yapayım. Kahvemi yaptım, camın önüne geçtim iş yerinde. Oturdum, aradım bunu, dedim ki... işte şu tarihte gelip beni istiyorsunuz dedim. Çocuğa merhaba demedim. Dedi ki nereden çıktı bu, nedir ya dedi ondan sonra. Evlenme teklifini sonra hallederiz, benimle evlenir misin dedim. Gelip beni istiyorsunuz. Gelin dedim, süre neyse ondan sonra seni o kadar beklerim dedim. Tamam dedi, hiç itiraz etmedi. O da kabul etti. Ondan sonra ben aradım, anneme haber verdim. O ailesine haber verdi. Aileler de tanışıyor zaten, dostlar. Mutlu oldular ama annem bir şokta. Şöyle ki annem mutfakta yemek yapıyor. Dedem anji olmuş, içeride yatıyor. Teyzem balkonda içiyor. Kız kardeşim odada sevgilisiyle konuşuyor. Ben mutfakta, annem bir huyu vardır. Yemek yaparken ya da bulaşık yıkarken lütfen yanımda dur. Hiç ya, sanki yapamıyor onu. Arkada bekliyorum, böyle oturuyorum. Devam ediyor. Anne dedim, biz Kerem'le birlikteyiz dedim. Annem böyle yaptı. Nasıl yani dedi. Sen yine saçma sapan esprilerini yapıyorsun dedi. Devam ediyor. Anne dedim, biz Kerem'le birlikteyiz, görüşüyoruz, sevgiliyiz. Arkadaşlıktan öte oldu bu. Yani ileriye taşıdık. Farklı şeyler var, detayları anlatacağım falan dedim. Annem dedi ki, detaya girme, kalbim tutacak falan. Annem birden böyle, ne? Ay Allah, kalk oradan, kalk çabuk dedi. Kalk, ne yapıyorsun, içeri mi gidiyorsun, git. Ay çok kötüyüm dedi, teyzeni çağır dedi. Diyor ki, amca, Dilek Kerem'le birlikteymiş. Ne? Kerem'le mi birlikte? Duy, kardeşim, dedem amcaoğlu kalkmış geliyor. Allah'ım oradan teyzem eli, buradan geliyor Burhan gibi. Allah'ım öleceğim. Herkes içeri toplandı. Annem ağlamaya başladı. Yere diz çöktü böyle. Dizlerine vuruyor. Ah canım, çocuğum benim. Al, sakın çocuğu ziyan etme, seni gebertirim. Beni diyor. Çok severler İlker Bey. Nasıl seviyorum onu. İnşallah kötü davranmazsın, bak seni gebertirim diyor. Aralarda bana giydiriyor. Bir seviniyor, bir bana bağırıyor oradan. Ondan sonra böylelikle bu başladı. Sonra ben şimdi şeye geliyorum. Evlenme teklifine geliyorum. Git sen evlen. biz de geliyoruz. Sen de. Tamam. Ben evlenme teklifini ettim. Bunun nutku tutuldu. Kabul etti. Dedim ki hemen derhal annene babana herkese haber sal. Derhal gelin alın beni dedim. Hünkârım gibi böyle söyledim ondan sonra. Annemleri aradım. Annem bana diyor ki, ya kızım ne saçmalıyorsun? Nasıl olacak o iş? Kerem'e artık aradan bir hafta falan geçti. Bunlar haber yayıldı. Ben dedim ki, ya artık arkadaş tamam, biz evlenme teklifini ettik. Sana kabul ettirdik. Sen de bana bir nezaketen et artık. Dükkanda bile almaya razıyım. Yapacak hiçbir şey yok. Romantik böyle teknede olsun, balon patlasın, ismimi yazdırsın, beklemiyorum. Gerek yok. Ben o kadar şaşayı sevmiyorum. Royal kişiliğim var ama o kadar şaşaya gerek yok. Ondan sonra bekliyorum. Bir hafta geçti, yok. İki hafta, ikinci hafta. Ya her gün oje çıkarttırıp sürmekten, haftada 2-3 gün maniküre gitmekten annem ağladı. Kendimi kesecektim. Her dakika oje sür, çıkart, onu bekle. Niye yapıyorsun bunu? Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Ben öyle değilim ama ben de heyecan yaptım. Hani I said yes falan, ben de mi deseydim. Fotoğraf çekecek ya yüzükle. Şöyle el ele fotoğraf mı çekecek? Evet. Ya diyoruz ya I said yes falan, yazıyoruz ya Instagram'da. Hashtag açıyoruz falan, bir şeyler yapıyoruz. Evet. Öyle mi? Tabii öyle ne yapıyoruz. O? Ben niye bilmiyorum. Evet, kabul ettim. Evlenme teklifi etti. Aa, evleniyorum. Evet. Yani bunu... Muhakkak paylaşırız yani I said yes diye. Bunu bu kadar manikür masrafı yapacağına birikti bekle. O yapsın.
2 gün sonra yine tak yap. Hayır ya, o anki heyecan 2 gün sonra yine aynı olabilir. O anki heyecan burada anlaşılmıyor ki. Ya ben, hayır, ben eline baktığımda ay şu anda yap demem ki yani. Ben o moda giremiyorum. O an girmem lazımdı o moda. Benimki vay haline. İlk gün. Geleceğiz. Gülay geleceğiz. Gülay'cığım. Pardon. Dikkatli ol Dilekçiğim. Ha. Gülay'cığım derken bile dikkatli ol. Tamam peki. Arada mesafeyi açtım, bizimki daha fazla, fark etmediniz mi? Herhalde. Tenzih edeceğiz kendimizi. Allah Allah. Ay sediyes. Bana ne dedi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Sana dedi. Böyle dedi pimpirikleniyorsun, çok öyle isteklisin de sana dedi tuvalette evlenme teklif edeceğim dedi. Bir şey söyleyeceğim. Nasılım biliyor musunuz? Diken üstünde yaşadım 2 hafta. Ya artık psikolojimi öyle kırdım ki kendi iş yerimde bile. Evde sürekli tuvalete kapı kilitli girdim. Ya sıkıntı. Artık baktı ki tuvalette kapı kilitleniyor. Girecek baca kalmadı, kapı kalmadı. Hiçbir şekilde açamıyor. Ondan sonra dedi ki herhalde düşündü. Beni punduna düşürdü orada. Uyuyoruz. Ya bu cebine koymuş, geceden yatmış. Kurnaz. Seni. Koymuş cebine, yatmış. Allah'ım, gece böyle bir harır harır bir şey yapıyor. Buradan çıkartıyor cebinden. Ne yapıyor bu ya dedim ondan sonra. Şöyle yapacağım falan, hani bir rahat bırak. Hemen de uyanınca uyuyamam bir daha. Cebinden çıkarttı. Ben de böyle yatıyorum. Elimde şöyle duruyor ya. Buradan tutmuş böyle yapıyor. Bak geçmiyor da parmağım. Sabaha karşı şişmiş, sen ne yapıyorsun ya? Olacak iş mi? Bunu buradan geçirmeye çalışıyor. Taktı, ben böyle bir süre şöyle yapıyorum. Allah'ım, o mu? Ben böyle. Sonra... Ay manikürün var mıydı bari? Vardı ya. Ah çok şükür ya. Ay ödüm koptu. Evet, inanılmaz vardı. Sonra birden şöyle karanlık, keşke bir lambader falan bir şey yaksaymışız ya. İnanın şöyle ben bakayım derken bir horlama sesi, adam uyuyor. Uykuya dalmış orada geri. Allah'ım ya Rabbim, sonra ben kalktım ışığı yaktım. Bunu ya gerçekten çok şakan var ama yapamıyorum. Hakikaten yani. Kıyamam ya. Benim tontişim uyumuş. Ben de baktım şöyle, inanamadım, ışığı yaktım. Daha da inanamadım. Sonra tabii koltuğa geçersin, onu bir uyandırdım. Sonra kendini anne bıraktım. Ben içeri geçtim oradan, çeşit çeşit selfie'ler, anneme, teyzeme, ortak gruplara, her yere atmalar falan. Kendi kendime yaşadım. Son dokunuş olarak herhalde bir buçuk ay her yerde yüzüğümü keyif yaptırttım. Nasıl? İşte X kahveciden kahve alırken... Çok iyi ya. Yüzüğüm kahve içiyor diye foto atıyordum böyle. Ondan sonra yemek yiyorum, yemek yiyor şu anda diyorum. Ondan sonra duşa giriyor, duşta şu an. İşte dondurucu açıyorum, biraz serinliyor falan böyle. Her şeyi yaptım böyle, çok komik. Peki ilaçlarını düzenli kullanıyor musun? Tabii ki. Çünkü bunu belirli bir tempoyla kullanmazsan hiçbir faydası yok yani. Bir gün aldım, bir gün almadım hani. Son dozda kullanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.